toz çayır fışı ötünce, bedevi atlar sahibini görüp kişneyince, sakallı uzun yabancı bağırınca, ak karalı seçildiği sırada, kalabalık Oğuz'un gelini kızı süslendiği sırada, göğsü güzel kaba dağlara gün deyince, belli yiğitler kahramanlar birbirine karıştığı sırada. Kimin aklına gelmiş böyle kuru bir çaya köprü yapmak? Köprü demeyi de bin şahit ister. Böyle kuru çaya köprü yapmak ancak bir delinin aklına gelirdi. Geldi de. Yapanı tanıyor musun Korkut Ata? Tanırım ya. Deli Dumrul'u kim tanımaz? Bir ara hatırlatın. Anlatayım Deli Dumrul'un nasıl biri olduğunu. Deliydi, meliydi. Ama nasıl bir yiğit olduğunu bilin, öğrenin isterim. Şu köprüye bir bakalım. Yarışalım mı? Hadi. Hadi. Göne! Koş Göne, koş! Tamam, bunu kazandın. Güreşe var mısın? Varım, güreşelim. Görelim bakalım. Oh.
Göne, Göne. Baban hasta. Çabuk gel. Meraklanma Göne, bir şey yoktur. Ne nerede? Aslan gibi babam nasıl bir anda böyle oldu der. Başka bir şey demez Korkut Ata. Kabullenemiyor babasının bu hali. Ne demek kabullenemiyor? Thank you.
Göne. 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 Ah Göne. Göne ne yaptın? Neden? Neden? Ne neden Gönül? Neye isyan edersin evladım? Daha geçen sonbaharda Akın'a gittik. Daha geçen yaz 20'lik yiğidi güreşte yere çaldı. Daha dün avda atıyla 4 nala giderken ala geyiği alnından vurdu. Nasıl olur bu Korkut adam? Gencecik babama reva mıdır? Bugün gördüğümüz köprüyü bildiniz mi? Deli Dumbul'un köprüsü. Oturun hele. Evet. Oğuz'da Duha Kocaoğlu, Deli Dumbu derler, bir er vardı. Sana su getirdim. Sağ ol Hacan. Al. Dur bir dakika dur. Adı üstünde. Deli. Ben gidip yemek götüreyim. Acıkınca huysuzlanmasın yine. Thank you.
İşte bu kadar, işte bu kadar. Görsünler bundan sonra Deli Dumrul'un köprüsünü. Benimle alay edenler görsünler Deli Dumrul'un aklını. Kimse varsa çıksın ortaya da savaşalım. Böylece erliğim, yiğitliğim, Rum'a, Şam'a varsın. Duyduk duymadık demeyin. Bu köprü Deli Dumrul köprüsüdür. Bundan böyle geçenden 30 altın 3 akça, geçmeyenden 40 akça alacağım. Aha işte şu dağlar, tepeler, taşlar şahidim olsun. Şu kuru çay, içi geçmiş kuru çay gibi olan anamla babam. Güzel tepeleri, bereketli ovaları olan avradım da şahidimdir. Ne kadar üstünse delilikte de bir o kadar üstündü. Kafasına bir şey taktı mı ondan asla vazgeçmezdi. Oğuzların o vakitler savaştan uzak durdukları dönemdi. Savaş olmayınca, kafire kılıç çalmayınca boş durmaktan sıkılan Deli Dumrul kendine bir iş aradı. Buldu da kuru bir çayın üstüne köprü yapacaktı. Dediğini de yaptı. Ama bu iş onun da ailesinin de başına öyle dertler açacaktı ki. Şuna baksana. Deliydi, iyice delirdi artık. İki gündür yol gözlüyor. Eskiden akına gidecek diye ödümü kopardı. Şimdi bir akın olsa da yolunu gözlesem diye dua ediyorum. Ya akın makın ne gerek ona? Varsın deliliğine devam etsin dursun. Thank you.
şey ister misin Dumrul? İşime engel olma yeter. Dumrul, beni korkutuyorsun. Bir avradın kocasından korkması iyi bir şeydir. Sıkma canını. Bana bak Dumrul. Artık kendine gel. Bu daha ne kadar böyle i̇şte, devam? İşte geliyorlar. Deli Dumrul Köprüsü'ne hoş geldiniz. Ne istersin Deli Dumrul? 30 altın, 3 akçe isterim ihtiyar. Peki ne için? Katır gibi çalışıp imar ettiğim köprünün bedelidir. Sen buna köprü mü dersin Deli Dumrul? Bu köprüden geçmek, Sırat Köprüsü'nden geçmekten beter eder adamı. Biz iyisi mi sığlıktan geçer gideriz. Köprün de sana kalsın. Hadi. Ho 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 ho. Madem köprümden geçmeyeceksiniz, o vakit 40 akça vereceksiniz. Ya vermezsek ne olur? Hangi münasebetsiz konuştu? Kadın, kadın. Bizim deli olan galiba eşkıya. Baba. Duha, çocukların yanında nasıl böyle konuşursun? Ne dedim ki şimdi ben ya? O vakit döve döve alırım 40 akçayı. Hadi, hadi. İndirin. Hadi. Sen de. Siz de gelin. Kalk. Gel evlat, gel. İyi misin evlat? Hadi. Sen sus bakayım. Ne oldu hatun? Nasırına mı bastık? Böyle ters ters bakarsın yiğidine. Senin için deli dediler, bağrıma bastım. Yiğittir dediler. Savaşa gittiğinde gözüm yaşlı yolunu gözledim. Aslan gibi iki evlat verdin. Başımın üstünde taşıdım. Şimdi senin için eşkıya diyecekler. Sen söyle. Ben ne edeyim? Çocuklar yemeğiniz bitmiş. Hadi gidip biraz odun toplayın hadi. Katır gibi çalıştım. Koskoca köprü yaptım çayın üstüne. Geçenden de geçmeyenden de hakkımı alacağım. Kim ne derse desin hiç umurumda değil. Hem daha bu işin başı. Dahası da mı var? Var ya baba, dahası da var. Önce küçükten başladım işe. Daha sonra adım adım büyüteceğim. Önce kuru çay üstüne kurdum köprümü. Şimdi akan dere üstüne kuracağım. Daha sonra da geçit vermez sert dağlar üstüne. Lakin
Her işe kendim yetişemem. Onun için her köprünün başına bir yiğit bulmam gerekecek. Oğlanların büyümesini beklemek. Belki. Ne istiyorsun? 30 akça. Çok para ama. 30 akça. Çok. Geçmezsen 40 akça. Akça. Neden? Köprü bedeli. Paramız yok bizim. Görüyorsun yoldan geliyor. O zaman 40 akça. Vermiyorum 40 akça. Geçemez. Geçer miyim geçemez miyim görürsün. Ulan ne vakit kuruldu bu oba? Vay densizler vay. Elbet geçeceksiniz benim köprümde. Yeni avın mı? Bre ne istersin yiğidinden? Köprüyü yaptığımdan beri dilin yılan dili, sözlerin zehir oldu. Yaptığın iş mi senin Dumrul? Nereden çıktı şimdi bu akça sevdası? Ne vakit akçamız oldu bizim? Ne vakit akçayla işimiz oldu ki bizim? Ne edeceksin o kadar akçayı?
Yiyip içip eğleneceğim. Var mı daha ötesi? Elbet geçeceksiniz köprümde. Ne dersin oğul? Yaptıklarının farkında mısın? Ne yapıyormuşum? Eşkıyalık edersin oğul. Bu töreye yakışmaz. Yaşta bu nasıl oldu? Oğlum. Yiğidim. Bre kavatlar. Köprümün yanında bu gürültü nedir? Neyin yasını tutuyorsunuz? Beyim, güzel bir yiğidimiz öldü, onu alırız. Bre, yiğidinizi kim öldürdü? Vallahi bey yiğit, yüce tanrı buyurdu. Al kanatlı Azrail, o yiğidin canını aldı. Bre, Azrail dediğiniz nasıl bir adamdır da can alır? He? Bre, konuşsanıza. Birinizi mi yuttunuz? Bilip bilmeden konuşup günaha girme yiğit. Hadi kalkın, hadi. Bre, bu nasıl iştir? Bu Azrail dedikleri adam nasıl bir yiğidin canını alır, he? Ey güçlü tanrı, varlığın hakkı için Azrail'i benim gözüme göster! Ey güçlü tanrı! Varlığın hakkı için onunla savaşmama izin ver! İzin ver ki onunla çekişeyim, vuruşayım! Güzel yiğidin canını kurtarayım da bir daha da güzel yiğitlerin canını almasın! Duy sesimi ey güçlü tanrı! Duy! Nerede kaldı bu? Yemeğini koyayım mı? Yemeyeceğim, canım sıkkın. Ne oldu? Kötü bir şey mi yoksa? Birine mi kızdın? Evet. Kime kızdın oğul? Azrail'e kızdım baba. Sen ne dersin oğul? Azrail'e dolaşılır mı? Sen kim? Sen benim kim olduğumu öğreneceksin baba. Allah. Yüce Tanrı'ya Dumrul'un sözü hoş gelmedi. Benim birliğimi bilmeyen, birliğime şükretmeyen deli kavata bak hele. Ulu kapımda geçsin, bir de benlik taslasın. Yüce Tanrı bundan sonra Azrail'e buyurdu. Ya Azrail, git o deli kavatın gözüne görün, benzini sarart, canını hırlat, al diye buyurdu.
Başınız sağ olsun hanımlar beyler. Sen de sağ ol yiğidim. Sen de bizimle bir üzüldün. Biz de gözyaşı döktün evladım. Allah senden razı olsun. Bak bir kez yemin ettim. Ölen oğlancığınızın intikamını alacağım. Hele bir karşıma çıksın Azrail. O zaman bir yiğidin canını almak nasılmış göstereceğim ona. Allah yolunu açık etsin evladım. Sağ ol babacığım. Hop hop hop. Köprümden geçmeniz için 30 altın 3 akçanızı isterim. Daha dün acımızla gözyaşı döktün. Şimdi kalkıp eşkıya gibi yolumuzu kesip haraç mı istiyorsun? Katır gibi çalışıp bu köprüyü yapan benim. Elbette üstünden geçerken parasını vereceksiniz. Ha, yok geçmeyecekseniz de döve döve 40 akçanızı alırım, bilmiş olun. Bak. Uğurlar olsun. Oğul, sen nasıl bir adamsın? Adım Deli Dumrul. Ben böyleyim. Acınızla ağlarım, akçanızla avunurum. Hadi hadi varın gidin yolunuza. Dumrul! Deli Dumrul! Bre Aksak, ne çabuk aldınız çil çil altının kokusunu ha? Eğlence başladı. Biz sen eksiksin. Bin atına da yola düşelim. Tamam Aksak, sen git ben geliyorum. Ya! Ya! Siz eğlence olur mu Dumrul? Gel, gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buraya gelirken önüme kurtlar çıktı. Çektim kılıcımı, savurdum. Kellelerini aldım. Bir tanesi düştü, ikiye bölündü. Öbürü atladı üstüme. Attan düşecektim az kalsın. Ama durur mu Aksak? Sallı kılıcı karnına. Savruldu bir tarafa. Ne oluyor? Dumrul. Dumrul nereye? Dumrul nereye? Nereye gidiyorsun Dumrul? Dumrul nereye Dumrul? Dumrul. Ne oluyor bu adama bre? Ne oldu bu adama böyle ya? Boş ver. Oğlum. Oğlum. Ne oldu oğlum? Bre kimsin sen? Belediyede zor yapışmıştır ama değil mi? Ya eşekten... Kuru çayın delisi! Kendi kendine mi konuşur oldun artık? Şuradaki kırmızı cübbeli ihtiyarı görmüyor musunuz? Sen şarabı fazla kaçırdın galiba. Gel biraz daha iç, kendine gelirsin. Delilendin yine. Dumrul. Uyuyacağı yok bunun. Boş verin. Bir şarapla. Yüce Tanrım. Sen kocama doğru yolu göster. Ben gidiyorum Aksak. Ha, nereye gidiyorsun ya? Geç oldu gitme vakti. Daha şarabımızı içeceğiz. Yok, eğlencenin yok. Tadına varmadık ya. Yok gidiyorum. Sen bilirsin. Sen bilirsin. Hadi uğurlar olsun. Yarın görüşürüz. Güle güle.
Başverin. Güle güle. Dumrul bu işte. Güle. Ne yapacağı belli olur mu? Hadi biz içmeye devam edelim. Hadi bakalım. Kimsin sen? Şşt! Kimsin dedim? Senin için geldim. İyi, yarın görüşürüz o zaman. İhtiyar, kuş donuna bürünüp uçuyor musun, ne? Senin için geldim Deli Dumrul. İyi, anladık da ihtiyar. Ne istiyorsun, onu söylesene bana. Hadi konuş, konuş. Hadi. Lan yık! Yık hadi. Yık. Hadi. Hey! Aslanım benim be. Kültekin! Göster bakalım marifetini Deli Dumrul. Köprülerin efendisi. Aslanım benim be, göster kendini. Hadi kalk lan. Gültekin. Gel. Hadi.
Yine çok mu kaçırdım şarabı? Aksak! Aksak! Lan! Gültekin! Bamsı! Yüce Tanrım, neler oluyor? Bre, ne heybetli ihtiyarsın sen. Kapıcılar seni görmedi. Çavuşlar sesini duymadı. Benim görür gözlerim görmez oldu. Tutar ellerim tutmaz oldu. Titredi benim canım, coştu. Ağzımın içi toz. Kemiklerim buz gibi oldu. Bre sakalcı, akça ihtiyar. Göz cihazının feri sönmüş ihtiyar. Bre sen kimsin, söyle bana. Kazam belam dokunur sana. Bre deli kavat. Feri sönmüş gözümü ne beğenmezsin. Gözü güzel kızların, gelinlerin canını çokça almışım. Ağarmış sakalımı ne beğenmezsin. Ak sakallı, kara sakallı yiğitlerin canını çokça almışım. Ağran sakalımın budur manası. Sen Azrail'sin. Azrail ya. Al kanatlı Azrail benim. Elime geçerse öldüreyim. Güzel yiğidin canını onun elinden kurtarayım diyordun. Bradley. Ben senin canını almaya geldim. Efendi gibi verecek misin? Yoksa benimle dövüşecek misin? Madem kurtuluş yok, dövüşeyim o zaman. Belki nice yiğidin canını kurtarırım.
Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? Brezail aman. Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Ben seni böyle bilmez idim. Gizli gizli can aldığını duymaz idim. Bak bizim dökmesi büyük dağlarımız olur. Orada güzel bağlarımız olur. O bağların kara salkımları, üzümleri olur. O üzümü böyle sıkarlar, al şarabı olur. O şaraptan içenler biraz böyle sarhoş olur. Şaraptan içtim, doymadım. Ne söyledim ben bilmedim. Beylikten utanmadım. Yiğitliğe doymadım. Canımı alma Azrail medet. Bre deli kavat, bana niye yalvarırsın? Sen yüce Tanrı'ya yalvar. Şunu bilesin ki ben de bir emir kuluyum. Yücelerden yücesi, kimse bilmez nicesin, güzel Tanrı. Nice cahiller seni gökte arar, yerde ister. Sensin müminlerin gönlündesin. Daim duran zorlu Tanrı. Baki kalan bağışlayıcı Tanrı. Benim canımı alacaksan sen al. Azrail'in almasına bırakma yüce Tanrı. Tanrı'nın verdiği emri yerine getiririm deli kavat. Ne yaparsın Azrail? Baba baba dur 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 dur. Bekle bak. Belki sesim yetişmemiştir ha. ben bir kez daha sesleneyim. Bana niye yalvarırsın? Sen yüce Tanrı'ya yalvar. Şunu bilesin ki ben de bir emir kuluyum. Dur o zaman bir hele izin ver. Dur. Kelime-i şehadet getireyim bari. Hazırlanayım gitmeye. Dur. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Tanrı, Deli Dumrul canı yerine can bulsun. Onun canı azad olsun diye buyurdu. Ne? Ama ben... ben nasıl can bulayım? Kim bana canını verir? Öyle. Şaraptandı de. Bak, yemin billahi diyorum ağzıma sürersin. Kabus tut de bana ya. Kabus tut de. Hadi desene be. Sen ya. Hiçbir insan onunla böyle şey yapılır mı ya? Ya beni nereden aşağı attın ya? Bak ya. Ya ben sana ne yaptım ya? Tamam. Tanrı canımı al dedi. Ama o kadar eziyet edilmez ki ya. Ya ayın yıldızın yanından geçe geçe düştüm. Tamam. Al. Al canım. Al canım al. Bir şey dediğim yok. Al. Sok şu kılıcı şöyle böğrüme rak diye. Ne bu canım? İki gündür bana çektirdiklerin? Tanrı'nın buyruğunu duydun. Yok canım ya.
Öyle bir şey mümkün değil. Neyse al, al, al şu kılıcı ya. Al şunu, bitir şu işi. Sapla böyle bak. Hepimiz böyleyiz değil mi? E sen daha iyi bilirsin. Ne iyi? Gel, gelsene. Şuraya bir çöksene şuraya. Otur. Bu senin soğukluğunu hissedene kadar... ...Tanrı'nın yarattığı güzelliklerin farkına varmayız biz. Ne yazık ki öyle. Ben dünya telaşına fazla kaptırdım kendim galiba ya. Hele şu köprü var ya, tam bir saçmalıktı ya. Bak ama... ...inan bana... ...aldığım akçaların kuruşuna bile dokunmadım. Vallahi bile. Umrumda bile değil ya. Bana ne ya? Oraya öyle iş güç olsun diye... ...öyle köprüyü şey ettim yani. Neyse. Daha ne önemi var artık? Ama aslan gibi iki evlat bıraktım ardımda. Ya evet tabii köprü möprü işleri vardı. Evet son zamanlarda. Onlarla pek ilgilenemedim. Ama... artık delikanlı olacaklar neredeyse. Aycan. Canım benim. Bir tanem ya, bir tanem ya. Keşke bak seni dinleseydim. Neyse. Artık çok geç. Bir yiğit gibi kılıçla öleyim. Artık bitirelim şu işi. Hadi, hadi. Sok. Hey. Bak, 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 bak. Bak, ne olur bak gene oralardan aşağı beni atmaya kalkma ha, tamam mı? Feri gitmiş gözünü seveyim. Bir yiğit gibi. Ver şu kılıcı ya. Onunla öleyim. Merak etme, seni oralardan aşağı atmayacağım. Teşekkür ederim. Peki bana layık gördüğün ölüm nedir? Mülakat ne ölümü? Tanrı'nın buyruğunu ne çabuk unuttun? Ya, ya ben nasıl can bulayım ya? Bana kim canını verir? Aa, ihtiyar anamla kocamış babam var ama... Ya... Ya, ya, ya. Sakın bana bunu düşündüğünü söyleme. Ya şimdi ben annemle babama gideceğim. Yani canınızı bu görmüş olduğunuz muhtereme teslim eder misiniz diyeceğim. Ya yok canım sende. He? Yok ya. Ya Allah'ım ya, ben nereden can bulacağım ya annemle babama? Aa! Yapamam. Bakın şimdi çocuklar. Önemli olan yayı sıkı tutmanız. Sen de gel. Gel. Evet. Dediğim gibi. Önce rüzgarı hissedeceksiniz. Sonra hedefinizi. Hazır olunca salın oklarınızı. Aferin size. Baba. Ne o, köprün mü yıkıldı? Yoksa buraya gelmezdin. Baba. Hadi gidin çocuklar, biraz kargalar üzerinde çalışalım. Bakalım böyle duran hedefi bulmaya benziyor mu? Hadi. Yaşa baba. Hadi. Ne kadar çabuk büyüyorlar değil mi baba? Bir de senin büyüdüğünü görsek. Anlat bakalım, ne isteyeceksin ihtiyar babandan?
Başka türlü yanıma gelmezsin sen. Anlat hadi. Ben aslında... Bunu nasıl... Geveleyip durma. İşim gücüm var benim. Aksakallı. Değerli canım baba. Bilir misin ne oldu? Küfür söz söyledim. Hak Teala'ya hoş gelmedi. Azrail'e emreyledi. Azrail uçtu geldi. Böyle akça göğsüm üzerine kondu. Sonra benim tatlı canım alır oldu. Baba, senden can dilerim. Verir misin? Yoksa oğul deli durur diye ağlar mısın? Oğul, oğul. Ey oğul. Canımın paresi oğul. 9 deve kurban ettiğim aslan oğul. Penceresi altından evimin kabzası oğul. Kaza benzer gelinimin çiçeği oğul. Karşı yatandağım Azrail'e yayla olsun. Soğuk pınarlarım ona içit olsun. Tavla tavla atlarım ona binit olsun. Katar katar develerim ona yüklet olsun. Akça koyunlarım kara mutfakta ona şölen olsun. Altın, gümüş gerekirse ona harçlık olsun. Dünya güzel, can tatlı. Canıma kıyamam, bunu böyle bilesin. Benden sevgili, benden aziz anandır. İyisi mi sen? Anana gidesin. Ana. Tumrul. Aslan oğlum. Yiğit oğlum. Nedir? Nedir bu gözlerindeki yaşlar? Ana. Ana bilir misin neler oldu? Küfür söz söyledim. Hak Teala'ya hoş gelmedi. Azrail'e emreyledi. Azrail uçtu geldi. Akça göğsüm üzerine kondu. Hırlatıp tatlı canımı alır oldu ana. Babandan can diledim. Vermedi. Sen bana verir misin? Yoksa oğul oğul diye ağlar mısın ana? Saçın başın yolar mısın ana? Ey oğul, 9 ay karnımda taşıdığım oğul, ak sütünü emzirdiğim oğul, akça burçlu hisarlarda tutunaydın oğul, kafirin elinde tutsak olaydın oğul, altın akça verip seni kurtaraydım oğul. Yaman yere gitmişsin, gidemem. Dünya güzel. Can tatlı. Canıma kıyamam. Bunu böyle bilesin. Ah.
istediğini, kendisine veremeyeceğimizi söyle. Azrail aman. Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Bu ne deli kavat? Aksakallı babanın yanına gittin can vermedi. Aksaçlı ananın yanına gittin can vermedi. Ama... Daha ne istersin? Bilmiyorum ama... Can tatlı sana veremem. Bu ne deli? Bu senin isteğinle mi olur sanırsın? Buraya kadar hadi vedalaş tatlı canım. Dur hele. Feri kaçmış, gözünü seveyim. Bak ben bir düşüneyim, ha? Bir düşüneyim. Ah, belki de... Belki de ne? Ah, hasretliğim var. Bak, onunla bir buluşayım. Derdimi söyleyeyim. Canını dileyim. Kimmiş bu hasretli? El kızı helalim var. Ondan iki de oğlancığım var. Bir kez de onunla konuşayım. İzin ver. Başına gelenleri bilir misiniz? Sana anlatırken işittik. Çok üzüldük. Ama Yüce Tanrı'nın emri ne gelir elden? Sizce böyle bir hakkı var mı Deli Dumrul'un? Karısından canı yerine can istemesi doğru mudur? Bunun hakkında konuşmak bize düşmez. Yüce Tanrı dilediyse
Canına can verecek birini bul. Canını bağışlayayım dediyse, Deli Dumrul'un dilediğinden can isteme hakkı vardır. Her gelen can gibi her giden canın da bir hikmeti vardır. Yüce Tanrı dilediyse elbet bir bildiği vardır. Sağ olasın peri kızı. Yüce Tanrı senden razı olsun. Gördüğüm, gönül verip sevdiğim koç yiğidim, şah yiğidim, tatlı dalan verip soruştuğum, yastığa baş koyup seviştiğim, karşıda yatan kara dağları senden sonra neyleyim? Yaylar olsam benim mezarım olsun, soğuk soğuk sularını içer olsam kanım olsun, altın akçanı harcasam benim kefenim olsun. Tavla tavla atlarına binsem tabutum olsun. Senden sonra bir yiğit seversen ala yılan olup beni soksun. Senin o korkak ananla baban bir canda ne var ki kıyamamışlar. Yer tanık olsun, gök tanık olsun, Yüce Tanrı tanık olsun. Benim canım sana kurban olsun. Atlarımıza iyi bak. Kefenimize koysak tükürülesi akçalar için yol kesip haraç alma. Aycan. Yüce Tanrım seni korusun. Yüce nerede? Kimse bilmez nicesin güzel Tanrı. Çok çok cahiller seni gökte arar, yerde arar. Sen müminlerin gönlündesin, daim duran zorlu Tanrı. Ulu yollar üzerine imaretler yapayım senin için. Çıplak görsem giydireyim senin için. Alırsan ikimizin canını al, bırakırsan da ikimizi birlikte bırak.
bırakırsan ikimizi birlikte bağışlaması çok Tanrı. Ne yaptım ben? 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 Ne yaptım? Allah'ım ne yaptım? Yüce Tanrı, Deli Dumrul'un atasıyla anasının canını al. O iki helale 140 yıl ömür verdim diye buyurdu. Azrail, Deli Dumrul'un anasıyla babasının canını aldı. Deli Dumrul yoldaşıyla 140 yıl daha yaşadı. Göne, göne! Baban iyileşti, seni yanına çağırıyor. Tahir'im, şükürler olsun. Hadi koş yanına. Baba, babam, Yüce Tanrı'ya şükürler olsun. Aslan oğlum benim, çok şükür iyiyim. Sağ olasın. Yerli karadağların yıkılmasın. Gölgelice kaba ağacın kesilmesin. Durmadan akan güzel suyun kurumasın. Güçlü Tanrı seni namerde muhtaç etmesin. Ak alnına 5 kelime dua kıldık. Kabul olsun. Derlesin, toplasın. Günahımızı adı güzel Muhammed'e bağışlasın. Yiğitler, kahramanlar birbirine karıştı sırada.